kilitli Facebook albümleri açılsın lütfen. O yürekler açılsın. Biz de yaşamaya geldik dünyaya. Sevgili Hakan Taşıyan'ı da alkolü taşıyamadığı o komikli videosunda hemen analım isterim. Kilitli Facebook albümleri açılsın part 2 başlasın diyorum. 2011 yılına yanlış hatırlamıyorsam birazdan ışınlanıyoruz ve love story'mizi anlatacağım için hemen arkaya bir love story gelsin. Tek başına edebiyat. Farkında olmadan Burakcan'la tanıştığım ve fotoğraflarını çektiğim yılbaşıyla bu part 2'yi başlatmak istiyorum. Of! Dur bu gecenin sonu ya. Gecenin başından başlayacağım. Şimdi anlatıyorum. Burası bizim arkadaşımız Melda'nın anneannesinin eviydi. Ve ev Akmerkez'in gerçek anlamda karşısında. Yani aşırı merkezi bir yerde. Ama içerisi tam bir anneanne evi. Ama umurumuzda değil çünkü biz zaten o yaşlarda boş ev bulamadığımız için hani her şey çok okey. Bir yılbaşı partisi yapacağız. Ve Melda da bize evinin kapılarını açmıştı sağ olsun. Ev 1+1 ya da 2+1 olması lazım. Bayağı da küçük de bir evdi ama doluştuk. Ve giriş katı olduğu için millet böyle merdivenlere falan attı kendini. Ben burada 2 yılbaşı geçirdim. Birinde blackout oldum. Erdem yayındaysa bunu çok iyi bilir. Yok oldum yani. O yılbaşına giremedim. Bu ya ondan önceki yılbaşı ya da ondan sonraki. Melda Dutch Melda. Evet benim Amsterdam vlogumda bizlere yardımcı olan, destek olan, Amsterdam'ı anlatan, Hollanda'yı anlatan arkadaşım Burakcan'ın da çocukluk, bebeklik arkadaşı hatta yani 25 yıllık falan arkadaşı. Biz 2 yılbaşında da Burakcan'la aslında ortak arkadaşımız olan Melda vasıtasıyla bir yere gelmişiz ama hiç haberimiz yok. Ben de sokağa çekmişim. İlk fotoğraf bu. Ne mana. Ve yılbaşı ağacımız tabii ki. Bunlar hep böyle pilli şeyle çekiliyor. İrem, sevgili İrem. Bu kıza yürümeyen yoktu. Güzel de kızdı Allah için. Tam böyle yere bakan, yürek yakan, ortalığı karıştıran arkadaş grubundaki kızdı kendisi. Bu da ben. Takdir ve tahmin edersiniz ki. Arkadaki de Melda. Ben burada herhalde hesaplayamadım. 93'lüyüm. 2011'de kaç yaşında oluyorum? 18'e daha girmemişim. 17'yim ben burada. Kasım doğumluyum çünkü. Aman tanrım, Irmak, Melda ve ben. Ben solaryumu bir yaşam tarzı haline getirmişim. Bronzluk değil aşkım, fedonluk o, fedon. Başka bir seviye. O dönem yeni mezun olmuştum liseden ve üniversiteye geçecektim ve işte mezuniyet falan filan derken ben bir bronzluk sevdasına düştüm. Şu anki halime bak yani. Casper gibiyim şunun karşısında. Böyle ortamdan abuk sabuk fotoğraflar. Aa bir dakika kız, ben ruj sürecektim, dur. Abi benim ADHD seviyesi ya. 3 tane de bir şey değiştiriyorum. Konuyu değiştiriyorum. Dedim biraz yüzüme renk gelsin. Yanına getirdim hocama. Hemen influencerlık yapalım. Arkadaşlar bendeki 640 erotik rengi mutlaka tavsiye ediyorum. Ortam çok iyi. Ortam tam bir good old like days ortamı. Efes'in kutusu falan böyle nostaljik. Tatlı. 10 sene sonra bunu böyle daha da bir nostaljik olarak göreceğiz. Muhtemelen o zaman biri alabiliyorduk falan diyeceğiz yani. Neyse. Aha! Bakın burada kim var? Benim küçük becanım. Hele hele. Şu al yanaklara, uzun saçlara ve Gap tişört üstü atkıya bakın hele. Ya seni yerim, çok tatlısın. Burakcan'ın küçük bir çocuk olduğu saf, bak saf erkek, saf, S to the A to the F, sek, sek erkek. Hangisini söylemek isterseniz. Bu ne ya? Zeynep, daha çok zoom atsaydın yavrum. Eğlence sokağa taştı, sonra eğlencenin dozu da kaçtı. Bu gördüğünüz masa apartman görevlisinin masası. Apartmanın girişi burası. Bu çocuk bayıldı abi. Ve sonra biz onun üzerinden neler yaptık? Hoş kızmışım. Teşekkür ederim canım. Kapıya falan bak. Tam anneanne evi. Avize falan, inanılmaz ortam. Ya CNBC'ye. Tüplü televizyon değil mi? Bu çocuk iptal oldu. Bak şimdi. Zoom atmadı. Üstüme yok galiba o dönem.
Çocuk kendini de unutmuş. Ay. Bayağı poz falan verdik ya. Daha dur. Bir de gözü garip bir şekilde, creepy bir şekilde açık çocuğun. Boku çıkmış burada artık gerçekten. Şuraya bak. Çocuğun üstüne falan oturulmuş. Eline sigara verilmiş. Ağzına da bir şey mi soktuk, ne yaptık lan? Burak Can dans ediyor ya. Benim küçük ergenim şöyle dans ediyor bak. Şu hareketi yapmış. Ah yavrum benim ya. Sonra da Ak Merkez'in ışıklarına sarılıp poz verdiğimiz görseller. Bu da gecenin son fotoğrafı ve kapanış. Yılbaşı gecemiz bu şekildeydi. 10 item içeren Zep Ters Gülücük albümüm var. Bir de şimdi onu inceleyelim. Yanık puding. Yanık. TikTok. Hoş geldin. Photoshop'u yeni deneyimlediğim bir dönemden şimdi bahsedeceğim. Begüm hala görüştüğüm bir arkadaşım ve ben Tanju Babacan ismini belki tanırsınız. Bir tasarımcıya kıyafet diktirmiştim. Çünkü olmuyordu hiçbir kıyafet. Bir yandan da tanıdık diye. Bülent Ersoy falan elbiselerini yapıyordu. Biz de böyle gittik, yani uygun bir fiyata bana elbise yapalım dedik. Ama elbise rezalet bir elbiseydi. Şu an burada yine iyi duruyor yani. Böyle bir püskül yaptı. Taştan sadece. Aşırı yaşlı işiydi. Ve ben yine istediğim gibi gözükmediğim bir ortaokul mezuniyeti geçirmek zorunda kaldım. İkon. Hashtag icon. Tam olarak öyle. Böyle bir dönemim oldu, evet. Böyle bir dönemim yaşandı. Saçlarımı sürekli fön çektirip kahkül kestirdiğim. Taste sahibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mezuniyet fotoğrafı aşırı küçük. Ya bu ne Zeynep? Ne intimlisin kızım ya? Tumblr'da falan ergenlik döneminde Tumblr diye bir şey vardı. Siz bilmezsiniz. Milletin böyle trip fotoğrafları vardı. Ben de özeniyordum. Bu şarkının üzerine, şarkı diyorum, bu görselin üzerine şunu açmadan sanırım hayatıma devam edemeyeceğim. Seda Tripkol'in de içeri girdiğini biliyorsunuz, değil mi? Küçük bir şarkı molası. Olamaz olamaz sensiz yarim. Bok gibi bir şarkı, devam ediyorum. Ya trip fotolar Zeynep. Yüzünün yüzde ikisi gözüksün diye. Hakan benim en eski arkadaşım. Daha önce de bahsetmiştim zaten part 1'de. Biz Slipknot fanıydık. Yani ben Corey Taylor'a aşıktım. Slipknot'un solisti. Bu Tumblr'daki gerçekten I'm Not Okay fotoları. Corey Taylor'la Joey Georgeson, yukarıda gördüğünüz insanlar Slipknot grubunun solisti ve davulcusuydu. Metalci olan var mıydı bu arada aranızda? Ergenlik döneminde onu çok merak ediyorum. Çünkü ben hardcore bir metalciydim. Hardcore. Ve Slipknot için ölürdüm. Annem benim satanist olacağım falan düşünüyordu. Çünkü hepsinin suratında biliyorsunuz şöyle değişikli maskeler olduğu için, ben de bütün posterlerini eve astığım için böyle creepy bir grup yani. Hani 78 izleyiciyle aman tanrım rekora gidiyor bu yayın. Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? Geldi Türkiye'ye dedim ve 3 izleyici kaybettim. Bu görüntü kalitesi wow. Zep 7 isimli. Bana Zep diyorlardı tabii ki ve ben de bunu aşırı benimsemiştim. Test çözüyor abi. Ah ah bak o triplere bak. Kanka beni böyle çek. Aman tanrım. Çektiğim şeye bak. Var mısın yok musun da? Bayağı da kırmızı kalmış bu arada ama ilgi çekici. Abi Photoshop'u çözen Zeynep. Oy ha bu burun ne duya? Bir de burnumu böyle aşırı gözükmesin diye efektlemişim. Çünkü niye burnun yok? Çünkü burnuna nefret eden bir ergendim yani. 87 izleyici mi? Ne oluyor? Bugün bu yayın patlıyor be kardeşim. Kardeşim. Aynaya bak. Aynadan pardon, aynadan fotoğraf çek ve yere bak ve siyah beyaz yap, kontrasta 100 bas. Photoshop'u yeni öğrenmişimdir.
Tamam mı? Bu da ilk burnum işte. 11 fotoğrafta niye albüm açtın? Sadece soruyorum Zeynep. Lisedeyiz. Ben Bilfen Koleji'nde okudum. Ben bir kolej çocuğuyum. Ya etek giymiyordum. Nefret ederdim etek giymekten. Hiç rahat oturamazdım çünkü. Pınar ve ben ve yine aynı efekt. Bir tane efekt vardı Photoshop'ta. Onu basıyordum. Full onu basıyordum. Ya triplere bak yine aynı efekti basmışım ya. Net olmayan görsellerde bu hafta servisteyiz. Ya! Tişörte bak! Baskılı tişört diye bir bela vardı bizim başımızda. Maalesef bizim jenerasyonun. Ve göz kalemim full böyleydi bu arada. Ve biz baskısız bir tişört giyemiyorduk. Ve şu an mesela baskılı hiçbir şey asla giymem. Buna yani buna ben de çok güldüm. Full mesaj. İlla bir şey. Bir mesaj kaygısı. Anneme MSN'den yazmışım. Who are you yazmış. İnanılmaz. Çünkü gidip ergen gibi abi asıl MSN konuşmalarım olabilir. Ay bir dakika bir şey diyeceğim. Ama bunu üçüncü bir yayın yaparım isterseniz. Ben hard diskimi daha açmadım. Facebook albümlerini açtım da MSN konuşma loglarımın kayıtlı olduğu ve daha çok fotoğrafın olduğu benim şeyim var. Hard diskim var. Bir de bir tane kutu var. Kutunun içinde... Ay bir dakika getireceğim ya. Dayanamıyorum getireceğim. Anılar! Geldi. Şimdi MSN'e falan girersek yani sabahlarız burada. MSN'i siktir et. USB'yi şey USB diyorum hard diski bir ara yine açarım ama öncelikle hani somut anılarla gitmek istiyorum. Anılar beni bu akşam ağlattılar. Öncelikle iPad koleksiyonumla. iPad diyorum Allah'ım iPod ya iPod. iPod Nano. iPod dönemine denk gelenler burada mı? iPod bak iPod bizim neslin kaderini değiştirmiştir. Hele bakın bakın hele. Biri kameralıydı. VGA. Ve bir eski model iPod. Bunu çok kullandım. Bu hala çalışır bu arada. Kaç gigabaytmış? 4 GB. Son olarak iPod Shuffle. Wow dedirten bir teknoloji. O da burada. Şunun içine 4 GB'ın sığması bak bizi delirtmişti yani o dönem. Delirtmişti. Ve bugüne kadar yayında gördüğünüz neredeyse tüm fotoğrafları çektiğim hemen şuradan da bir tane. Şimdi nostaljinin dibini hep beraber burada yaşayacağız. İşte o kamera, bu kamera. Öyle. Bu hala çalışıyordur bu arada. Bunu o kadar çok kullandım ki bunu atmaya asla kıyamadım. Yani bu benim to go yani. Cep telefonu bu. Yanıma almadan çıkmazdım abi. Son seviye bir iPod geliyor. 80 GB. Bu artık şeydi en iyi iPod'umdu yani. Dırırırı. Bu hala çalışıyordur bak. %100. Buna var ya buna. Bebek gibi baktım bebek. Yani bu hayatımı geçiriyordum. Bu kutuyu ben depoya atmıştım. İçinden böcek çıkacak diye altıma sıçıyorum şu an ama bakacağız. Arkadaşlar çok acı bir haberim var. Günlük. Günlük çıktı. Hazır mısınız? Bu bence günlük olamaz. Çünkü ben bugüne kadar hiçbir şekilde günlük tutabilmiş bir insan olamadım. O yüzden muhtemelen bu anı defteri yapmışım. Sonra arada bir dakika şu an ben de şok içinde. Abi bir dakika bir dakika. 2002 yılında yani 9 yaşında hazırsanız size 9 yaşında hayatın anlamını çözdüğüm şiirimi okuyacağım. Hayat nedir ki? Su gibi akıp geçer. Gencim diye ortalarda dolaşırken bakmışsın ki saçında beyazlar. Yüzün pürüzleşmiş bakıyorum da. Hayat nedir ki? Hayat nedir ki? Zaman gibi durduramazsın. Hayatın anlamını işte böyle anlarsın. Güzelleşeyim derken bulaştırma yüzüne.
Hayat nedir ki? Evet, İcrel Aydın'a buradan performans için çok teşekkür ediyoruz. Oğlum ben ne yaşamışım ya? Ben ne yaşamışım? Bu ne oğlum? 9 yaşında bunu yazmış olamam. Tarih atmasam inanmayacağım. Soyut bir resim diye 10 yaşında çizdiğim resme bak. Contemporary art, sen gelmeden ben seni başlatmışım kardeşim. Sevgili günlük. Senden çok uzak kaldım. En son sana 29.10.2002 tarihinde yazmışım. Şu anda saat 23.30. Ben banyo yaptım. Bayramın bugün 3. günü. Yani şeker bayramının. İyi bayramlar. Şekerleri çizmişim. Defterin geri kalanı bomboş AQ. Bir dakika, Pınar'ın yazdığı bir şey var. Bir ona bakacağım. Sevgili günlük. Senden çok uzak kaldım. Sürekli sevgili günlük. Gönlünü almaya çalışıyorum günlük. Ve sana bir şiir yazdım. Ama seninle ilgili değil. Ve şiiri de yazmamışım. Günlükten nefret ediyorum galiba. 2004 yılındayız, okuyorum. Sevgili günlük. Bu biraz depresif bu arada. Her zaman evde sap gibi oturuyorum. Canım çok sıkılıyor. Annemler her zamanki gibi davete gitti. Bu nasıl bir beyaz Türklük seviyesi bu arada? Okulda çok kötü midem bulanıyor. Canım okulda da sıkılıyor. Anneme söyleyince de kızıyor. Sloganlarımdan sadece iki tanesi. Canım sıkılıyor. Not. Sinirlerime hakim olamıyorum. Sinirlerim çok bozuldu. Pınar'ın anı defterime 2001 yılında yazmış olduğu 10 yaşındayken ben 8 yaşındayım. Kızın yazısına bakar mısınız 10 yaşında? Ben böyle bir saçmalık görmedim. Pınar yazı derisiydi bu arada. Derisiydi yani. İmza 1, imza 2 falan yazmış, ruh hastası. Canım kardeşim Zeynep'im. Seninle şu ana kadar birçok şey paylaştık. Senin ile güldük, senin ile ağladık. Onun için sen benim hem kardeşim hem de arkadaşım oldun. Biraz kıskançsın ama inşallah bu davranışını ileride düzeltirsin. Seni çok seviyorum. Ablan Pınar Çetin. Ve iki farklı imzasıyla, şu an bunları kullanmadığı için gösteriyorum. Şuraya bak, defterin geri kalanı boş. Hiçbir şey kullanmamışım. Albümlere geri dönüyorum. Seda Sayan olduğum bir dönem var. Bir de onu incelemek isterim. Yine yüzüme gözüme ışıltı atmışım. Saçıma fön çekmekten iyi ki bir noktada vazgeçtim ki saçlarımı kıvırcığı gitmedi yani. Bütün ergenlik fotoğraflarım. Of. Cansu da yanına yorum atmış, az siktir süper diye. Siz görmüyorsunuz tabii. Bu ne oğlum, bu ne ya? 2007 doğum günüm. Burada galiba ayağımı mı kırmıştım? Ayak bileğimi mi kırmıştım? Öyle bir doğum günüydü. Mezuniyet. Rakçı Serpillik. Çocukluk fotoğrafım. Oy, Anişkom'la ben. Ay çok tatlı bir fotoğraf bu. Baby G saati olan zengin çocuğu. O bendim. Gerçekten. Of. Gap tişört, aynadan selfie, flaşlı ve tripli. Ve biraz da hayata öfkeli. Bari ne kadar beyaz Türk'sün testini çözseydim gerçekten %100 falan çıkardım yani eskiden. Triplerdeyim yine. Bembeyaz görseller. Aman tanrım! Bu MSN ekranını görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Wow! Böyle bir şeyler geldi gitti yani. Şu an gerçekten titreşim gönderiyorum ve Messenger Plus'la nickname'imi bold hale getiriyorum. Dünyadaki ilk SS. Gerçekten. Var ya, içim, kanım çekildi, kanım. Şimdi hazırsanız kendimi fotoğrafçı sandığım bir döneme gidiyoruz. Burada trip trip İstanbul fotoğrafları çektiğim. Yine o geçen gösterdiğim kamerayla. Bak hele bak. Kedi fotoğrafı çekmiş.
Bravo sana. Tebrikler, fotoğrafçısınız. Mehmet Turgut size plaket verecek. Vapur görseli. Ve vapurla bir şeyler çekilmiş, vapurla giderken. Aman tanrım. Bravo Zeynep. Boş vapur. Ne diyorsun lan vapur şeyi? Neyi bu? İskelesi. Aa, o kadar uzun zamandır vapura binmiyorum ki iskeleyi unutmuşum.